Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da evlerdeki başörtülerine el konuldu. Çin Komünist Yönetimi'nin artık Uygur kadınları evlerinde bile başörtü takmasını önlemek için mahalle mahalle gezerek evleri arayıp buldukları başörtülerine el koymaya başladığı öğrenildi. Kimliğini gizleyen tanığın İstiklal Haber muhabirimize ulaştırdığı bilgilere göre Çinli saldırganlar son zamanlarda Doğu Türkistan halkına baskılarını yoğunlaştırdıkları, Doğu Türkistan'ın Artuş bölgesindeki tüm ailelerin Çin polisleri tarafından aranıp taranarak başörtüsü adına ne varsa toplandığı, dışarıda nasıl başörtüsü takmak yasaksa evde de yasak olduğu gerekçesiyle takanlara ceza vermekle tehdit ettiği bildirildi. Gizli tanığa göre Doğu Türkistan'daki 45 yaşın altında tüm Uygur kadınların evli bekar hatta kocası hapiste ya da kocası ölen dahil zorla spiral taktırdığı ortaya çıktı. Çin'in Doğu Türkistan halkının doğmasını ve çoğalmasını kısıtlamaya yönelik soykırım politikasının Doğu Türkistan'da son birkaç yıldır yoğun bir şekilde sürdürülmeye başladığı bilgisi Alman araştırmacı Adrian Zin'in konuyla ilgili raporuyla eşleşiyor. Ayrıca gizli tanığın muhabirimize verdiği bilgiler arasında Çin güçlerinin ceza kamplarında 1-2 yıl tutuklu kalıp sonra bıraktığı Uygur Türklerine Kaşgar ve Artuş şehir yakınlarına kurulan ceza kamplarına yeniden tutuklayıp kapatmaya başladığı, tutuklananların tamamen kadınlardan oluştuğu öğrenildi. Artuş'taki Uygur kadınların Aksu'ya, Aksu'dakilerin Hoten'e olmak üzere yurt içi farklı bölgelere sürgün edilerek hemen hepsinin Çin tekstil fabrikalarında çalışmaya zorlandığı, haftada bir kez 24 saat evinde kalmasına izin verilirken aylık sadece 1030 yuan maaş olarak ücret verdiği aktarıldı. Binlerce Uygur kadını Çinli atölyelerde çalışmaya zorlandı. Çin'in organ yayını Xinjiang Daily gazetesinin 9 Haziran'da verdiği haberine göre Çin Akdu nahiyesinde bu yıl başından beri istihdam öncesi eğitim üssü adı altında 13 bin kişiyi toplama kamplarına aldığı bildirildi. Çin Komünist Rejimi Doğu Türkistan'da sözde eğitim merkezi adıyla ceza kamplarına kapatılan insanlara her türlü vahşeti yaşatmanın yanı sıra dini ve kültür medeniyetinden vazgeçmeye zorluyor. Habere göre 18 Haziran'da Kaşgar'ın Akdu nahiyesi Barın köyünde kurulan girişimcilik ve istihdam uygulamalı eğitim üssü adındaki Çinli teknoloji şirketinin atölyesinde 465 Uygur kadın işçinin sözde eğitime alındığı öne sürülüyor. Daha önceki hayatında tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylü kadınların Çinli yetkililer tarafından ailelerinden ve çiftliklerinden zorla alıkonularak bölgede kurulan pratik eğitim üssü dedikleri toplama kamplarında sözde mesleki beceriler öğrendikleri mezuniyet sonrası Çinli fabrikalarda çalıştırılacağı belirtiliyor. Akdu nahiyesi Yoksullukla Mücadele Ofisi Direktörü Wang Qingyong gazetecilere verdiği demeçte Akdu'da 22 adet sözde yoksul yanlısı atölye olduğunu, bu yılın başından beri söz konusu girişimcilik ve istihdam uygulama üssüne toplam 13 bin kişi alındığını doğruladı. Çin'den ABD yaptırımlarına ilişkin ilk açıklama geldi. Çin Sabah Postası'nın dünkü haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Zhou Lijian, sözde Xinjiang meselesinde ABD'li yetkililere ve medya kuruluşlarına karşı misilleme olarak bir takım önlemler almaya karar verdiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, Agent France Presse muhabirlerinin ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlık Kontrol Ofisi tarafından 9 Temmuz'da çıkarılan Doğu Türkistan'daki 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulaması kararıyla ilişkin sorulara cevaplayan Lijian, ABD'nin sürekli Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini ve ABD'nin uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini iddia ederek ilgili ABD'li yetkililere veya kuruluşlara benzer önlemler alınacağını söyledi. Ayrıca Zhou Lijian, Çin'in egemenliğe, güvenlik ve kalkınma hamlesini korumak adına sözde terör ve dini aşırıcı güçlerle savaşma kararlılığından vazgeçmeyeceğini belirtirken, herhangi bir dış gücün söz konusu meseleler üzerinde Çin'in iç işlerine müdahale edemeyeceğini belirtti. Çin'in Jiangxi eyaleti komple su altında kaldı. Çin medyası 9 Haziran'da Çin'in Jiangxi eyaletinde yaşanan sel felaketinin 1.796.000 kişiye doğrudan ekonomik kayıp vermesine neden olduğunu bildirdi.
Çin'in Jiangxi Eyalet Yönetimi Acil Durum Departmanı açıklamasına göre seller 6 ile 9 Temmuz arası meydana geldiği ve bölgeye ait 50 şehirde toplam 1.796.000 kişi felaketten etkilendiği, 137.000 kişi tahliye edilirken doğrudan kişisel ekonomik kayıpların 1.24 milyar yuana ulaştığını, 53.000 kişi acil yardım arama kurtarma ekibine muhtaç olduğu, 122.300 hektar arazinin yok olduğu, 195 evi sel götürdüğünün yanı sıra 326 konut ağır, 761 konutun hafif hasar gördüğü ve felaketin hala devam ettiğini duyurdu. Selin en etkili olduğu bölgeler arasında Yingtang şehri, Yingdezhen şehri ve Shangru şehirlerinde aşırı sağanak yağışın etkisiyle Jiangxi'deki 34 nehirde taşkın meydana gelerek koca eyaletin yeryüzünden 5.32 metre su altında kaldığı öne sürülüyor. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.